Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda açmışken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay basını kalabilirsin. Evet, bugün yine parktayız ve önemli bir konumuz var. Abi konularım yetişir mi? Abi işte aralığın sonuna geliyoruz. İşte aralığın ortalarını geçtik vesaire. Konular nasıl yetişecek? Benim daha çok fazla eksiğim var. Ben TYT'yi bile bitirmedim. Ben ne yapacağım vesaire diye soruyorsunuz bana. Arkadaşlar bir kere, şimdi ben size konular yetişmez abi desem. Ne yaparsınız onu bir kendinize sorun. Yani mesela desem ki abi sen bu tempoyla gidersen konular yetişmeyecek. Desem ne yaparsın? Eğer diyorsan ki bana abi konular yetişmeyecek dersen ben çalışmayı bırakırım. Diyorsan tamam evet bu soruyu sormak senin hakkın. Tamam bu soruyu gerçekten sorabilirsin bana. Ama eğer yok abi ben yine elimden geleni yaparım yani çalıştı yetiştiği kadar sınavda da o kadarını yaparız. Diyorsan o zaman bu soruyu sormanın bir mantığı yok abicim. Yani bu soruyu sorsan ne, sormasan ne? Çünkü cevabı senin eylemlerini değiştirmiyor. Ya çünkü bir soruyu soruyorsan hani cevabı senin eylemlerini etki etmesi lazım. Yoksa neden soruyu sorasın ki? Yani soru cevabına, işte eylemine etki etmiyorsa. Yani bu önemli değil mi sizin için? Bence önemli. Evet gelelim konular yetişir mi sorusunun cevabına. İlk kısımdaki öğrenciler için. Şimdi arkadaşım konuların yetişmesi için senin çalışman lazım tamam mı? Ve ben senin ne kadar çalıştığını, nasıl bir tempoda çalıştığını veya bir günde ne kadar saat çalıştığını bilmiyorum. O yüzden bilmediğim için de sana konularının yetişip yetişmediğinin cevabını veremem. Ama şunun cevabını verebilirim. Sen eğer iyi bir şekilde çalışırsan eğer bu senin her türlü faydana. Nasıl faydana? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi sen diyelim ki çalıştın. Gerçekten elinden gelen her şeyi yaptın. Ama konular yetişmedi. Sen sınava girdin, yapamadın abi konuları yetiştiremediğin için. Ve mezuna kaldın. Mezuna kaldığın zaman, ya bu en kötü senaryo bu arada. Mezuna kaldığın zaman abi, sen konuların çoğunu biliyor olacaksın. Çünkü sen çalıştın. Yani o yüzden de birçok konuda temelin olacak. Birçok konuda kendine güvenin olacak. Ve bir dahaki sene mezuna kaldığında, inşallah öyle bir şey olmaz. Ama mezuna kalırsan eğer, gerçekten kendine güveneceksin. Ve bu sefer konuları yetiştirebilir miyim derdin olmayacak abi. Ama eğer sen bu dönemde de ben konuları yetiştirebilir miyim? İşte ben ya konular yetişmezse diye kendine böyle sürekli vesvese verirsen ve bu ders çalışmana engel olursa sana şöyle bir senaryo da çizebilirim. Sen konuları yetiştiremezsin. Hiçbir şekilde konuları da tam anlamıyla öğrenemezsin. Ve seneye mezuna kalırsın. Ve yine hiçbir şekilde bilmediğin için tekrardan konuları yetiştirme stresine girersin. Ve belki tekrardan mezuna kalma riskin oluşur. Ya o yüzden arkadaşım lütfen öncelikle kendini analiz et. Sen bir günde ortalama ne kadar saat ders çalışabiliyorsun? Bu önemli bir şey. Burada çok fazla güneş var şöyle dönelim. Bu önemli bir şey. Yani çünkü sen eğer sınırlarını zorlamazsan eğer her türlü pişman olacaksın zaten. Yani senin bir şekilde sınırlarını zorlaman gerekiyor. Yani sen sınırlarını zorlamadığın sürece yani yaptığın bütün çalışmalar aslında kendine bir ihanet. Çünkü sen burada bir seneni heba etmiş oluyorsun abi. Yani şöyle düşünün. Yani sonuçta bu sene bir daha karşınıza çıkmayacak arkadaşlar. Yani bu sene bir daha geri gelmeyecek. Şu anki vakit bu Aralık Ocak vakti bir daha geri gelmeyecek. Sen şu anda neler yaparsan yap onun karşısında sınavda alacaksın. O yüzden de kendini analiz edeceksin. Mesela diyeceksin ki ya tamam ben Allah düşüyordum. Ya tamam ben bir günde abi bütün gün evdeyim. Ben bir günde 9 saati bulurum. Diyeceksen ona göre disiplinli bir şekilde 9 saat çalışacaksın. İşte yok ben okulum var. İşte ben bir günde en fazla 6 saat çalışabilirim. Tamam o zaman 6 saat çalışacaksın. Yani her gün işte okuldan geldikten sonra ya işte konular yetişmedi, yetişmeyecek gibi vesaire diye düşünüp bununla vakit kaybetmeyeceksin. Çünkü bu sana sadece vakit kaybettirir arkadaşım. Sadece bunu düşünüp kendine stres oluşturursun. Bu stresle de gerçekten böyle çalışman etkilenir. Ders çalışamazsın. Ders çalışsan bile verim alamazsın. Çünkü ders çalışırken sürekli bunu düşündüğünü düşünsene. Yani zaten bir insanın en büyük düşmanı abi belirsizlik halidir. Bir şey belirsizse insan yaptığı içten, izlediği filmden veya işte gezdiği yerlerden verim almaz, keyif almaz. Ve sen eğer kendi kendine belirsizlikler oluşturursan ya tamam evet bu belirsizlik ama sen şunu dersen kendine ya abi ben nereye kadar yetiştirirsem yetiştireyim. Ben sonuna kadar savaşacağım. Ben elinden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü zaten sen elinden geleni yaparsan
Tamam, tevekkül edebilirsin zaten. Tevekkül edersin, dersin ki ben elimden gelen her şeyi yaptım. Gerisi sınavda kalmış. Ne olursa artık ben kabul ediyorum. Ama sen böyle sürekli düşünüp elinden geleni yapmanı da engel olursan, o zaman sınavda da en ufak bir problemde şöyle dersin: ya ben çalışmamıştım. Bak, sınavda abi en büyük düşman ne biliyor musunuz? Ben çalışmamıştım diyebilmek sınav anında. O çok büyük, çok kötü bir şey. Yani onu dediğin anda ne oluyor biliyor musun? Sınavın bitiyor. Tamamen bitiyor. Yani oradan diğer soruların çözümünü ne kadar bilirsen bil, psikolojik olarak çöküyorsun ve o anda sınavın bitmiş oluyor. Ama sınavda şunu diyebiliyorsan kendine: evet, sınav zor ama ben elimden gelen her şeyi yapmıştım. Bana zorsa herkese zordur diyebiliyorsan hiçbir sıkıntı yok. Yani sınav anında psikolojik olarak çökmüyorsun, kendine güveniyorsun vesaire vesaire vesaire. Yani o yüzden arkadaşım, lütfen kendine şu saçma soruları sormaktan vazgeç. Ya tabii ki senin sorularını küçümsemiyorum. Seni gerçekten hani bu soruları sormam, yani tabii ben de zor sormuştum zamanında ama işte hocamız bize böyle demişti. Yani ben sana şu anda konular yetişmeyecek desem sen çalışmayı bırakacak mısın? Bunu demişti. Ve ben hayır demiştim. Sen eğer hayır diyorsan o zaman zaten videoyu bile izlemene gerek yok. Çünkü bundan sonra sürekli elinden geleni yaparak ders çalışman gerekiyor. Yani bu 2x2=4 şeyinde bir gerçek, fact yani. O yüzden lütfen arkadaşım, lütfen kendine ihanet etme, emeklerine ihanet etme. Bu zamana kadar bir sürü emek verdin. Sırf bir tane saçma bir soru için kendine stres oluşturup, belirsizlik halleri oluşturup bu emeklerini çöpe atma. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, bence ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Online Koçunuz kanalına abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Biliyorsunuz Twitch'te 24 saat boyunca canlı ders çalışıyoruz. Ona da gelebilirsiniz. Aşağıda linkleri var zaten. Ona bakabilirsiniz. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçi dislike kalkmış herhalde ya. Ben de bunu sürekli şey yapıyorum da, beğenmediyseniz like atın diyeyim o zaman. Dislike kalkmış artık, beğenmediyseniz de kötü yorum yaparsınız. Alıştık artık kötü yorumlara da zaten. Yorum atmıyorsunuz ama bu aralar. Üzülüyorum. Yorum atın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.